Bugün dermatoloji uzmanı doçent doktor Işıl Bulur'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. Merhabalar. Evet. Hocam biz mezoterapi biliyoruz. Hı hı. Botoks'u da biliyoruz. Ama şimdi bir de mezobotoks çıktı. Hı hı. Nedir Allah aşkına bu? Bunu bizler için açıklar mısınız? Mezobotoks, mezohiyal argyvenon botoks olarak lanse edilebilir. Buradaki fark diğer ürünlere göre hiyaluronik asit yüksek konsantrasyonda içerirken eş zamanlı olarak da iki tane farklı biyomimetrik peptit içeriyor. Bunlardan biri botoks benzeri etki oluşturuyor. Yani dinamik kırışıklık dediğimiz bizim kas hareketlerimizde oluşan kırışıklıkları botoks gibi inhibe ediyor ve bunların görünürlüğünü azaltıyor. Diğer etkili olan peptit ise antioksidan etkili. Yani nedir dersek, dış etkenlerle, özellikle güneş hasarıyla oluşan dış etmenlerden, örneğin sigara veya makyaj hasarıyla dahil oluşabilecek reaksiyonlara karşı cildimizi yeniliyor. Böylelikle de kolajen ve elastin dediğimiz derinin alt tabakasındaki uyarımı sağlıyor ve gençleşmemizi sağlıyor. Yani söylediğiniz botoks benzer etki diyorsunuz. Bu bizim bildiğimiz kırışıklıkları gidermek üzere kullanılan nörotoksin olan botoks değil o zaman bu. Hayır, başka değil. Şey. Burada aslında molekül ismini sorarsak heksapeptit dediğimiz. Heksapeptit başka, evet, bir şey. Farklı bir molekül. Direkt botoks değil. Etki mekanizması daha farklı. Zaten etkinliği de direkt büyük kas molekülleri üzerinde değil, bizim derimizin alt tabakasındaki dermal ince kasların kasılmasını inhibe etme önünde. Bu çığır açan bir yenilik anladığım aslında kadarıyla. Aslında şöyle, evet. Çünkü hastalarımızın, özellikle benim hastalarımın büyük bir bölümü gerçekten botoks ve dolgu sevmiyor, istemiyorlar. Çünkü botoks ve dolgunun mimik hareketlerini inhibe etmesiyle, genel kas hareketlerini inhibe etmesiyle görüntülerinin bozulduğunu düşünüyorlar. Ama bir taraftan da genç görünmek istiyorlar ve fresh gözükmek nasıl istiyorlar. O zaman biz de mezohiyalin bu ürününden yararlanabiliyoruz. Çünkü bizim iki yönlü elimizi güçlendirmiş oluyor. Peki hangi ciltlere uygulanabilir? Yani bir tercih durumu var mı? Aslında her cilde uygulanabilir ama sıklıkla bizim istediğimiz hasta grubu veya etkisini gözlemek için gördüğümüz hasta grupları 30 yaş sonrasındaki olan hastalarımız oluyor. Çünkü 30 yaş sonrasında bizim foto yaşlanma dediğimiz güneş hasarıyla oluşan yaşlanmaları ve mimik çizgilerini görüyoruz. Ama hastamız 25 yaşında ve belirgin bir güneş hasarı varsa, ki güneş hasarıyla beraber gerçekten çizgilenmeler de artabiliyor, o zaman o yaş grubuna dahil kullanabiliriz. Evet, gerçekten çok böyle genç yaşta, orta yaşta ve ileri yaşta güvenle kullanılan bir yeni bir peptitten bahsediyoruz. Evet, doğrudur. Güvenliğinin altını biraz çizmek istiyorum. Güvenlik ne olarak bize bunu çizebilirsiniz? Evet, benim için oldukça önemli. Bizim için klas 3 ve CE belirtisinin olması oldukça önemli. Avrupa Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine göre klas 3 demek intradermal, yani derinin alt tabakasına uygulandığında herhangi bir şekilde güvenilirlik olmadığı anlamına geliyor. Yine CE işareti de kalite, güvenilirlik ve etkili olduğu anlamına geliyor. Eğer bir dermatolog ve özellikle profesyonel bir kişi ise muhakkak klas 3 CE sertifikalı ürünleri kullanmak zorunda. Dokuya enjekte edebilmek. Dokuya enjekte edebilmek doku adına. Uyumu yönüyle yasal ve tıbbi tüm, evet, kuralların hepsine, evet, geçerli olduğunu gösteren bir uygulama. Hocam şimdi hastamızın göz çevresinde, hı hı, belli belirsiz, kamera yakından gösterebilirse evet, inceleyebiliriz. Belli şu belirsiz bir, evet, kırışmalar var. Şimdi bildiğimiz klasik botoks uygulaması uygulandığı zaman böyle bir hastaya belki de normalden daha fazla kalkan kaşlar, normalden, hı hı, daha fazla açılmış bir yapılar görülebilir. Hı hı. Şu an bizi izleyen izleyicilerin birçoğu bu, evet bende de aynı şekilde var diyor olabilirler. Evet. Şimdi bu uygulama hastada ne sağlayacak? Siz, hı hı, bunu yakından gösterebilir, evet, misiniz? En önemlisi burada öncelikle kişi belirgin olarak güldüğü zaman genel olarak hareketleri değişmeyecek. Ama bizim mezoterapilerde beklediğimiz nedir dersek, zaten derinin alt tabakasını uyararak orada bir yapılanma sağlamak. Ve bu yapılanma sağlandığında da dışarıdan ince çizgi olarak gözüken bölgelerin tamamen düzeldiğini görüyoruz. Tabii ki istediğimiz sıklık ve seans sayısına ulaştığımız zaman. Tamam, evet, evet. Yine göz çevresi oldukça etkili kullanabildiğimiz alanlar olmakla beraber barkod çizgileri dediğimiz dudak üstü çizgilenmeler önemli. Özellikle boyun, dekolte bölgesindeki ince orada çizgilenmeler da güzel içinde, sonuçlar, evet, elde edebiliyoruz. Elde edebiliriz.
Evet, yani bu seans sıklığımızı dedik. Şimdi ilk aklımıza gelen şey... ne kadar sürüyor, etkisi ne oluyor, hayata ne zaman geçeceğiz? Aslında şimdi içerisindeki biyomimetrik peptitlerin dışında yüksek konsantrasyonda hyaluronik asitte içerdiği için ilk uygulamadan sonra bile hasta cildindeki değişimi fark ediyor. Ama bizim için istenilen uygulama 15 gün arayla 5 seansı tamamlamak. Sonrasında da aralıklı olarak ihtiyacına göre bunlar ya yıllık yine 15 günlük 5 seans olarak tekrarlanabilir veya aralıklı tekrarlamalar yapılabilir. Bir de en önemlisi tabii bu ürünleri yaptıktan sonra ev ürünlerinin kullanımı oldukça önemli. Eğer biz uygun bir güneş koruyucuyla devam etmezsek ki fotoyaşlanmayı çünkü inhibe etmeye çalışıyoruz yani güneş hasarını veya uygun bir cilt yapılandırıcı krem kullanmazsak etkinliği daha hızlı geri döndüğünü de görebiliriz. Peki hocam bu uygulamalar gerçekten pahalı uygulamalar mı? Yani hanımefendiler bu işlemleri tercih ettiği zaman günlerinden arttırdığı paralarla veya ev ekonomisini sarsacak bir kayba uğrarlar mı? Aslında değil. Ulaşılabilir yöntemler. Özellikle evet. Etki ve güvenilirlik açısından değerlendirdiğimizde oldukça fiyat performansı açısından da uygun ürün grupları olmuş oluyor. Yani çok güzel söylediniz burasını. Yani botoks uygulamasını tercih etmeyen, tabii ki her tedavi yönteminin ihtiyacı olan bir hasta grubu, hasta başlığı vardır. Hastalarımızın tercihleri, seçenekleri buna göre şekillenebilir. Siz bize farklı bir bakış açısı sergilediniz. Dudak çevresinde, göz çevresinde, boyunda, barkod çizgilerinde botoks kullanılmadan yeni bir heksapeptitle bunun tedavi edilebileceğini anlattınız. Ve çok da güvenli bir yöntem olduğundan bahsettiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, zahmetler verdik size. Sağ olun, teşekkürler. Ve sevgili seyirciler, buradan Bağdat Caddesi'ne geçiyoruz. Diş hekimi, doktor öğretim üyesi. Aynı zamanda protez uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu hocam bizler için çok güzel görüntüler hazırladı. Hep birlikte izliyoruz efendim.